Asya Lale Çiftliği'ndeyiz. Dostlar herkese selam. Evet, şu anda Türkiye'nin belki de en büyük merinos ve en yoğun merinolan şafın olduğu bir çiftlikteyiz. Ve bu ilk defa bir çekim oluyor. Ben bu çiftliği 12 yıldır tanıyorum. Ama yıllardır bana diyorlar ki abi biraz daha bekle, biraz daha bekle, biraz daha bekleye bekleye sabır taşı olduk ama sonunda geldik. Evet, Asya Koyunculuk kurucusu Ali Yetkin Bey ve şu anda çocuklarıyla beraber Alperen ve Korkut'la beraber bu çiftliği yönetiyorlar. Kendilerinin başka işleri var. İşte lale üreticileri, aynı zamanda biyogaz var. Aynı zamanda işte birçok enginardan, kabaktan, mısırdan birçok üretimleri var. Ama koyunculuk onlar için çok önemli ve merino lanşaf çok çok önemli. Biz yıllar evvel beraber seçmiştik ilk merino lanşafları. Onları da göreceğiz. Gelin şimdi hep beraber tanışalım. Evet. Ben merhaba. Şimdi tanıdığım için seni, onun için ben tanıtayım. Korkut Yetkin. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz yaklaşık 12 yıldan beri ilk Merinoland seçimlerini Osman abiyle birlikte yaptık burada. Evet. Ve çok güzel bir başlangıç oldu. Yurt dışından koyunların ilk gelme sürecinde çok büyük çileler çektik. Ama çok şükür 12 yıldan beri ciddi oranla sayılarımızı artırdık. Şu anda ülkemize hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Bir de şunu söyleyelim. 12 yıl boyunca Asya Koyunculuk olarak Korkut kardeşlerim hiçbir zaman dişi koyun satışı yapmadılar. Dişi Doğru. kuzu satışı yapmadılar. Doğru. Yani 12 yıl boyunca sadece işte sakatlar olabilir, yanıklar evet, olabilir, evet. genetik hatası olanlar evet. olabilir veya yaşlananlar olmuştur. Bunların doğru. dışında hiçbir çıkışınız olmadı doğru, değil mi? Doğru, doğru. Kaç merino lanşafla başladınız ilk Yaklaşık başta? Yaklaşık olarak 400 merino lanşafla başladık. Bugün ne kadar var? Hadi yürüyelim hem buyurun. Konuşalım hem yürüyelim. Evet, şu anda ne kadar var? Şu anda yaklaşık olarak toplamda... 7000'e yakın anacımız var. Dostlar gördüğünüz gibi çiftlik oldukça geniş. Ne taraftan başlayacağız? Buyurun bu taraftan başlayalım. O zaman gidelim bu tarafa. Şimdi birazdan hayvanlar yemleme de olacak herhalde. Onu da göreceğiz. Evet. İstersen girmeden önce hani hayvanlar epeydir bekliyor ya. Evet. Yemlesinler mi onları? Tabii. Hadi gelin. Şimdi ekip birazdan başlayacak. Toplamda 2000 tane merino lanşaf var. Evet. Geri kalan ne merinosları var mesela sizde? Burada Tigemlerden getirdiğimiz merinoslar var. Karacabey'den geldi, Altınova Tigemlerden geldi bu merinoslar. Son 5 yıldan beri de devamlı olarak Alman Land Merino Lanşaf kullanıyoruz. Evet. Koç olarak. Ve hedefimiz sürünün tamamını merino lanşafa çevirmek. Ama sizde burada Anadolu merinosu da var. Karacabey merinosu da var. Doğru. Onun dışında Polatlı merinosu da var mı? Polatlı merinosu da var, evet. Polatlı merinosu da var. Doğru. Ve bunları şu anda koç olarak devamlı olarak sadece merino lanşafa mı tutuyorsunuz? Koç olarak sadece merino lanşaf kullanıyoruz. Her 3 yılda bir, 4 yılda bir merino lanşaf damızlıklarımızı getiriyoruz. Peki merino lanşaf seçmenizin nedeni? Ben biliyorum da sen seyircilerimiz ve dostlarımız duymak isterler herhalde. Merino lanşaf ayaklı bir koyun. Yüksek cüsseli, uzun ömürlü. Hastalıklardan diğer koyun ırklarına göre daha ağrı. Gelişimi hızlı. Canlı ağırlıklar artışında çok hızlı bir artış var. İkizlik oranı yüksek. İkizlik oranı güzel. Evet. Memnunuz. Şimdi şöyle bir şey daha var. Yani merino lanşaflarla gibi ilgili şöyle bir şey de diyorum ben. Belki de yurt dışından gelen hayvanlar için de
Türkiye'ye en iyi adapte olan hayvan ırkı. Doğru. Siz de biliyorsunuz ki dünyadaki hayvan varlığının %60'ı, koyun varlığının %60'ı, %70'i Merinos ırkı. Ve bu Merinos ırklarının içerisinde de en dayanıklı, her ile, her ülkeye adaptasyonu yüksek olan ırk Merino Landschaft. Evet. Şimdi biraz içeri girip şöyle tabii, yakından bakalım mı? Tabii. Hadi gidelim. Şimdi hayvanlara, şu anda hayvanlara ne veriyorsunuz mesela? Bunlar bizim toklularımız, dişi kuzularımız. Evet. Dişi kuzulara rasyon olarak arpa sapı kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Mısır zaten sılacı kullanıyoruz. Zaten kondisyonları çok iyi. Kondisyonları iyi olduğu için mi fazla şey vermiyorsunuz yani? Şimdi bu hayvanların kendi meramız da var. Kendi meramıza da çıkartıyoruz. İçeride de bakıyoruz. İhtiyacı olan yem rasyonunu hazırlayıp veriyoruz. Şimdi mesela şunu görüyorum. Sizin ahırlarınız bir böyle bakıldığı zaman bir U şeklinde. Evet, evet. Hatta kapalı U şeklinde böyle, evet. Ve her bölümde hayvanlar var gördüğüm kadarıyla. Doğru. Mesela her bir bölümdeki hayvan miktarı ne kadar? Şimdi şöyle söyleyelim. Yaklaşık olarak bir 3000 metrekarelik kapalı ağıl içerisinde, U şeklinde olan ağıl içerisine yaklaşık olarak 1500 tane koyun ve kuzusuyla birlikte yaşayabilir seviyede. Evet. Biz yaklaşık olarak 3000 metrekarelik bir koyun ağalında, evet, 1500 tane damızlık koyun ve kuzusunu birlikte yaşatıyoruz. Mesela şu anda sistem ama bu burada şekilde. Sadece toklu var. Bu bölmede toklular var. Diğer bölmede yeni kuzulayacak olan şu en ileriki gebe bölmede koyunlarımız var. Burada da toklular var. Burada da toklularımız şimdi var. Mesela kaç tane hayvan var burada? Aşağı yani yukarı. Burada yaklaşık olarak 500 tane hayvan var birinci bölmede. Burada. İkinci bölmede 500 tane dişi kuzumuz var. Bunlar erkek bu tarafa, bu da dişi. Tamamı dişi. Dişi. Tamam. Tamamı dişi bunların. Bunlar tamamen sizin kendiniz için yaptığınız, evet, dişi kuzular. Evet. Ve burada tabii gördüğüm kadarıyla tamamen Merino Landschaft koç kattığınız için bir de Merino Landschaft dominant bir karakter. Doğru. Yani çok kalıtımsal özelliklerini çok çabuk bırakan bir hayvan. Evet. Dolayısıyla şu anda tamamen babalar hep devamlı koç kullanıldığı için o zaman sizin sürünüz içinde F1'ler, F2'ler, F3'ler, doğru, hatta tamamen Merinos'tan ya da Karacabey Merinos'undan tamamen Merino Landschaft'a da dönmüşler var. Doğru, doğru. Peki, şunu da ben sormak istiyorum. Mesela şu anda bakıldığı zaman canlı ağırlık artışları tahmini ne civarda gidiyor? Günlük sizde? Yaklaşık olarak 330 gram canlı ağırlık artışımız var. Günlük olarak. Evet. İkizlik oranınız nedir? İkizlik oranımız %44. 44. Evet. %44 ikizlikle gidiyorsunuz. Bu bütün ölümlerden sonraki kalan. Doğru. Ölüm oranlarınız nedir? %1'in altında. 1'in altına düştünüz. Evet, nasıl, evet, bunu başardınız? Şimdi bizim kuzulama döneminde, evet, çoban sayısını artırıyoruz. Evet. Ve her ikiz olan koyunlarımızda, damızlı koyunlarımızda küçük bölmeler, doğum bölmeleri yaptık. Bu doğum bölmelerinde 5 gün, 7 gün kalıyorlar. Daha sonra bunları 25'li 30'lu padoklar halinde anasıyla beraber yaklaşık olarak 1 ay süreyle orada kalıyorlar. Peki bunlar. Peki onları da görebilir tabii miyiz ki şimdi? Tabii ki, şimdi gösterelim. O zaman devam edelim. Evet. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti. Evet, ahırlar var. Aynı Macaristan'daki gibi beslemeyi daima dışarıda yapıyorsunuz. Evet, doğru. Değil mi? İçeride hiçbir besleme yok. İçeride sadece anasıyla birlikte kalan küçük kuzuları İçeride besliyoruz. Onun dışında hep dışarıda besleniyor. Tamamen dışarıda besleniyor. Koyunlar da dışarıda besleniyor. Koyun da dışarıda. Toplular da dışarıda besleniyor. Toplular da dışarıda besleniyor. Çok güzel. Da bir kere mi doğurtuyorsunuz genelde? 9 ayda bir. 9 ayda bir yapıyorsunuz. Evet. Evet. 8-9 yani ayda bir. Yani bütün sürüye mi yoksa kısmi olarak mı yapıyorsunuz? Bütün sürüleri 8 ayda bir, 9 ayda bir olacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Evet. Bunlar dışarı çıkmayan, evet, sürüler. Evet. Bunlar öksüz yavrular mı? Bunlar kavruk kuzular, bakıma ihtiyacı olan kuzular. Burada bölme yaptık. Bu bölmede öksüz olanlar da, öksüz olanlar yani da burada. Burada özel bakıma alıyoruz. Daha, evet, sonra iyileştikten sonra bunları tekrar sürüye katıyoruz. Katıyorsunuz.
Bunlar sizin bölmeleriniz herhalde. Bunlar bizim doğum bölmelerimiz. Doğum bölmelerimizin tamamının altında görmüş olduğunuz kuru saplar var. Evet. Ve ayrıca hayvanların sağlıklı bir şekilde anneleriyle birlikte büyümeleri için, annelerine alışmaları için 3 gün ila 5 gün civarında bu bölmelerde tutuyoruz. Evet. Bu bölmelerde ayrıca bakımlar yapılıyor. Evet. Ve aşılarını veriyoruz bu kuzuların. Şimdi burada şey dikkatimi çekti. İkizlik toklu mu bunlar? Bunların tamamı toklu. Bunlar ama... daha ilk defa kuzu alıyoruz bu toplulardan. Yaklaşık ama... bunlar 9 aylıkken ilk koçuk atıyoruz bu hayvanlara. Evet. Şimdi ikizlik oranı bayağı yüksek yalnız. Benim o dikkatimi çekti. Yani baktığım zaman şu bölmelere evet. Bayağı ikiziniz var. Yani %44 ikiz dedin ama sanki ikizlik belki yeni yetişen nesilde daha da çoğalıyor gibi. Evet, evet. Bu yıl... veterinerimiz ve üniversitedeki hocalarımızın tavsiyeleri üzerine çemen uygulaması yaptık. Çemen. Çemen bildiğimiz uygulaması çemen. Doğru. Kuzulama döneminde koç katım öncesi bir ay o flashing döneminde evet. Tamamen bütün koça gelecek hayvanlara 50'şer gram olmak üzere rasyonlarına çemen uygulaması yapıldı. Bir ay flashing döneminde ayrıca koç kattıktan sonra bir ay süreyle de iki ay boyunca 50 gram günde olacak şekilde çemen verildi. Evet. Ve ikizlik oranının artacağını düşünüyoruz. İkizlik oranı artıyor yani evet. Devamlı olarak. Bu... Şimdi buraya geldik. Bunlar zaten gebe hayvanlar evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Bunlar doğuracak evet. Değil mi? Şimdi doğru. Koyunların içindeyiz. Doğru. Koyunların çoğu zaten merino lanşaf görüyorum. İçinde merinoslar da var. Ama tamamen sürü dönmeye başlamış. Çok güzel merino lanşaflar var içinde şöyle baktığımız zaman. Sürü dışarıda. Devamlı kapı açık değil mi? Bunlar doğru. Devamlı doğru. İstediği gibi dışarı doğru. Çıkıyor. Fakat buranın bir özelliği var. Burada siz tamamen intensif bir koyunculuk yapıyorsunuz. Yani... Ama meraya da çıkıyor değil mi? Meraya da çıkıyor tabii ki. Heh, şimdi tabii orayı ki. Konuşalım. Şimdi bizim işletmemizde yaklaşık olarak yıllık 2000-2500 dönüm civarında konservelik tatlı mısır üretiyoruz. Bu konservelik tatlı mısırın taze koçanını aldıktan sonra koyunların tamamını hasat edilmiş mısır tarlalarına çıkartıyoruz. Ve evet. Ayrıca kendimizin koyunlara özel 250 dekarlık bir mera oluşturdu kendi arazimizden, tarım arazisinden. Burada yaklaşık olarak 12 farklı mera bitkisini oluşturduk ve şu anda bu hayvanlar da yaz döneminde, ilkbahar döneminde günde 4 saat olmak üzere, sabah 2 saat, öğleden sonra 2-3 saat olmak üzere 4 saat, 5 saat merada yürüyüş yapıyorlar. Karın doyurmak amacıyla değil, tamamen sosyal koşlama dönemine mümkün olduğunca merada yaptırıyoruz. Hayvanlar vücutları açılıyor. Koyunculukta her zaman bizim tavsiye ettiğimiz şey mutlaka merada yem olmasa bile, yiyecek hiçbir şey olmasa bile koyunların yürümesi. Bir de merino lanşafın özelliği de bu. Yani merino lanşaf mera merinosu zaten. Aynen. Zaten isimden de belli olduğu gibi arazi merinosu olarak geçer merino lanşaf. Ve bu merino lanşaflara yeterli miktarda yürüyecek ve gezinti alanı oluşturulmadığı takdirde bu hayvanların sırtlarında özellikle yapağlarında açılmalar oluşuyor. Ve havasız bir ortamda kaldığında bu hayvanlarda sonuç elde edilemiyor. Evet yani tamamen bunları dışarıda bile kalabilirler. Doğru. Bir de şimdi bu bölmeleri görmüştük. Ben tabii böldüm seni. Bölmelerden sonra 2-3 gün sonra bu bölmeleri alıyorsunuz evet. Değil mi? Şimdi burada bölmelerde... sistem nasıl işliyor? Şimdi baktığımız zaman ahır dev gibi bir ahır. Doğru. Doğumlar devam ediyor. Doğru. Arkaya doğru devam edecek. Şu anda 3 bölüm doğurdu. Ne yapıyorsunuz buraya? Her bir doğum olunca bir bölüm daha mı katıyorsunuz doğru. Genelde? Her doğum gerçekleştirdikten sonra 3 gün, 4 gün ara bölmelerde kalır evet. Hayvanlar. Daha sonra 20'şerli, 25'erli gruplar halinde bunları padoklarda bölmeler yapıyoruz. Evet. Ve 25'erli yaşamaya başlıyorlar. Yaklaşık olarak 10 gün, 15 gün bu şekilde padoklarda kalıyor.
Daha sonra bu padokların aralarındaki demirleri çıkartarak şu demirler doğru, çıkıyor yani. Demirler çıkıyor ve bu hayvanları 50'şerli grup, daha sonra bir hafta sonra 200'erlik grup halinde bu şekilde analarıyla beraber yaşıyor. Peki ben bir şey soracağım. O zaman yani mesela bu bölümde, bu doğum bölümünde şimdi şurada gördüğümüz, biraz evvel gördüğümüz, şöyle gösterirsek şu hayvanlar. Burada evet, kaç tane koyun var şu anda? Şimdi 500 burada tane, 700 tane, 700 koyun, tane var. Koyun var. Yeni kuzu alacağız bunlardan. Daha ilk yılları bunların. Evet. Ve evet. Şimdi bu 700 koyun doğurdu. Evet. Bu bölmede doğum devam ediyor. Başka bölmelerde de doğumlar devam ediyor. Doğru. Siz ayda kaç koyun doğurtuyorsunuz? Yani bütün yıla böldünüz herhalde bu 10 bin ya, başı değil mi? Bizim koç katımımız yılda 4 defa yapılıyor. İlk önce Mart 1'de yapılıyor. Evet. Nisan 1'de yapıyoruz. Temmuz 1'de yapıyoruz ve Eylül 1'de yapıyoruz. 4 kez koç katımımız Mart 1, var. Nisan 1, Temmuz 1, Eylül 1. Doğru, doğru. Yani 4'e böldünüz yılı. 4'e bölüyoruz. Bu hayvanlardaki kuzu ölüm oranının az olmalarındaki en büyük etken, kuzu olduktan sonra 1. ve 10. gün arasında bu hayvanların aç olan kuzuları beslenmesi. Evet. Mümkün olduğunca kuzuları aç bırakmıyoruz. Mümkün olduğu kadar kuzuları aç bırakmıyorsunuz. Mesela sizde bu kadar büyük bir hayvan varlığı olduğu zaman evet, sizde yetim kuzu, öksüz kuzu ya da 300 yavrusuna bakamayan kuzular oluyordur. Doğru. Yani doğru, şimdi 10 bin baş, 2 bin başlık sürüde neredeyse mesela şimdi Patrick Smith var. Adamın öksüz baktığı kuzu miktarı neredeyse 700'lerde. Evet. Sizde de 500-600 belki 1000 oluyordur bu. Doğru, rakam. Doğru. Nasıl bunları besliyorsunuz? Şimdi daha önce kuzulamış sürüde 2 aylık, 3 aylık kuzusu olan damızlı koyunlardan destek alıyoruz. Nasıl? Kilitli oluklarımız var. Bu koyunları kendi yavrularını emzirdikten sonra kilitli oluğa bunları bağlıyoruz. Daha sonra beslemeyle bağlıyoruz. Daha sonra elimizde öksüz olanlar, zayıf bünyeli, karnı aç olan, anası olan ama sütü az olan kuzuları getiriyoruz. Bunlara analık yaptırtıyoruz. Hmm. Bu süreç 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün devam ediyor. Böylelikle küçük aç kuzular karnını doyuruyor. Dolayısıyla işçilik de azalıyor. Yani işçilik fazla de azalıyor. İşçiliğiniz de olmuyor. Doğru. Kuzu ölümlerin genellikle en yoğun yaşandığı 1. ve 10. günde bu hassasiyet çok önemli. Ben özellikle üreticilere bu sistemin yapmalarını tavsiye ediyorum. Böylelikle kuzu ölümlerini kontrol altına alabiliyorsunuz. Peki gördüğüm kadarıyla genelde koyunların altlıkları oldukça iyi. Tabii evet, arazi de olduğu için samanın evet, bir kısmını altlık olarak da kullanıyorsunuz doğru, herhalde. Biz genellikle arpa sapını veriyoruz hayvanlarımıza. rasyona arpa sapını katıyoruz. Buğday evet, saplarını mümkün olduğunca özellikle kuzulama döneminde hayvanları da altlık olarak kullanıyoruz. Altlık da çok önemli. Özellikle kuzulama döneminde kuzunun mutlaka altının kuru olması gerekiyor. Çok önemli. Evet. Altlık konusunda da özellikle üreticilerin buğday sapı daha kalın olması sebebiyle buğday sapı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Hayvanlarımızdaki kondisyon oranı güzel. Özellikle 10 yıl koyunlarımızda, 10 yıl kuzu aldığımız koyunlarımız var. Var değil mi? Tabii nerede ki. Nerede onlar? Bunları da biraz sonra sizlere gösterelim. Hadi gidelim oraya. Buyurun o zaman. Bir de şu şeyi de görelim. Şu kilit sisteminde yetim kuzulara bakmanızı da görelim. İşte merino lanşaflar hiçbir zaman doğru dürüst kaçmıyorlar bile yani fazla. Evet. Sürü bayağı bir toparlamış. Yani şey olarak merino lanşaf anlamında baktığımız evet, zaman merino lanşafların çoğaldığını görüyoruz. Yani şu anda 10 bin başlık sürünün %20'si merino lanşaf değil mi? Evet, evet. Ama hedef bunun tamamını merino lanşafa doğru, çevirmek. Doğru. Bir de ben şunu biliyorum, senin Alman menşeli olan evet, Bulgaristan'dan
süper kuzular getirdiğini biliyorum. Yani şampiyon koçlar getirdiğini biliyorum. Evet. Onları da dostlar şimdiden söyleyeyim. Ben size şunu söyleyeyim. Bu programla bitirmeyeceğiz. Bir başka programımızda size Almanya'nın meşhur, Almanya'dan gelmiş olan, daha doğrusu orijini Almanya olan meşhur şampiyon koçları da göstereceğiz. Çok iyi ailelerden değil mi? Evet, orada yıllarca evet. Gittik işte oralarda. Çok süper aileler vardı. Şimdi burası gösterelim. Evet. Yemlik. Sabit yem karma makinemiz var. Evet. Burada. Sabit yem karma makinesi ilk önce rasyonumuzu karıştırıyoruz. Evet. Rasyon karıştıktan sonra yem burada dağıtma makinesine geçiyor. Sabit yem karma makinesiyle arpa sapımızı yapıyoruz. Şimdi mesela ne karıyor burada şimdi yem? Ve yaklaşık olarak rasyonları tamamı değişti. Yem karma makinesinde arpa sapımız var, sılacımız var. Ve yaklaşık olarak rasyonları tamamı değişmekle birlikte 250-300 gram arpa veriyoruz. 200-250 gram mısır veriyoruz. 200-250 gram civarında küspe veriyoruz. Pamuk küspesi. Evet. Bunun yanında flashing uygulaması yaptığımız dönemlerde yonca ilave ediyoruz bunun içerisine. Peki sılajdan çekinmiyor musun? Ben sılajı pek tavsiye etmiyorum yani. Sılajı sadece kuzulamış koyunlara ve boş koyunlara veriyoruz. Az miktarda. Az miktarda. Gebe döneminde özellikle gebeliğin son döneminde mümkün olduğunca sılajdan çekiniyoruz. Evet. Ama kuzu olduktan sonra 10. ve 15. günden itibaren sılajı gönül rahatlığıyla veriyoruz. Ha, anladım. Yani mesela toplam rasyonun yüzde kaçı sılaj oluyor sizde? Yaklaşık kaba yemin yüzde kaçı diyelim. Kaba yemin %20'si diyebiliriz. O zaman yani tabii ki çok şey değil. Bunlar şimdi ağır gebeler mi? Bunlar şimdi burada mesela şurada 3 bölüm var değil mi? Evet, şimdi bir, evet. Bir bu bölüm var, bu bölüm evet. Var, bu bölüm var. Sanki evet. Bunlar ağır gebe gibi. Yok, geldi. Bunlar tamamı kuzuladı. Bunların kuzusu da içeride. Şimdi birlikte bakacağız o kuzulara da. Ha, tamamı içeride. Evet. Şu evet. Anda. Evet. Ve şeyi çok beğendim. Yalnız ben bunu tabii daha önce de gördüm biliyorum ama kesinlikle içeride besleme yok. Yok. İçerisi sadece dinlenme yeri. Doğru. Doğru. Veyahut da kuzuların beslendiği doğru. Ya da kuzuların olduğu yer. Doğru. Tamamen dışarıda besleme. Bu tabii işçiliği kolaylaştırıyor. Doğru. Artı şunu da zannedersem sağlıyor. Yani şimdi hayvanlar içerideyken içeri kapatılıyor. Bütün yemler dökülüyor. Doğru. Ondan sonra hayvanı açtığın zaman hepsi geliyor. Rahat rahat yiyorlar. Aynen öyle. Ve dolayısıyla bu aslında bizim çok eski geleneksel bir metodumuz doğru. Benim bildiğim. Doğru. Yani koyunculuktaki o ta yörüklerin döneminden gelen doğru. Eski koyunculuktaki çok eski bir metot. Onu modernize etmişsiniz siz biraz. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Evet girelim bakalım şöyle hem görelim. Peki bu hani koyunları kitleyip de yetim kuzuları ya da iyi büyümeyen kuzuları içeride mi böyle bir program yapıyorsunuz? Onları da dışarıda mı yapıyorsunuz? Tamamen içeride. Çünkü küçük kuzuların dışarıya çıkması sakıncalı. Evet. Hava özellikle soğuk olduğu dönemlerde rüzgara tabi tutulabilir. Evet. Bu yüzden mümkün olduğunca içeride tutuyoruz. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yine yeni kuzulamış koyunları görüyoruz. Şimdi kuzulama dönemindeki hayvanlara içeride yemleme yapıyoruz. Bu evet. Şekilde oluklarımız var. Bu oluklar içerisinde mısır, arpa. Evet. Bunu parçalamamış. Evet, mısır, arpa. Az önce yonca var mı bunun içinde? Yonca yok. Burada sılaj yonca yok. Sılaj var, değil mi? Sılaj var. Sılaj var. Şimdi bunlar artık anasıyla birlikte yaşayan kuzular. Evet. Ve burada yaklaşık olarak 20 gün sonra bu aradaki bölmeyi tekrar açacağız. Evet. İçeride yemleme sadece kısa süreliğine, yaklaşık olarak bir ay içeride kuzusuyla birlikte yapılıyor bunlara. Evet.
Bunlar yine diğer taraftaki gibi birleştirilen yerler. Aynen. Evet. Kuzular belirli bir büyüklüğe geldikten sonra, yaklaşık bir ay olduktan sonra evet, içeride yemleme olayını bitiriyoruz. Artık kuzulardan ayrılma döneminin yaklaştığı dönemde evet, koyunları dışarıda yemleyip tekrar içeriye katıyoruz. Burada da bizim daha önceden evet, bundan bir ay öncesinden olan herhalde, yaklaşık olarak bir aylık kuzular bunlar. Evet, evet. Bir aylık kuzular. Buradakiler evet, iki aylık herhalde. Bunlar bir buçuk aylık kuzular. Bir buçuk aylık. Evet. Burada da bu bir buçuk aylık kuzular var. Anneleriyle nerede buluşuyorlar? Genelde. Şimdi içeride bunları buluşturuyoruz. Bunlar daha sürüden ayrılmadı. Bunlar sürüden ayrılmadı. Şu anda bunların anneleri dışarıda yemleniyor. Evet. Yemlendikten hemen sonra içeriye alıyoruz. Anneler yemlendikten sonra buraya giriyorlar. Doğru. Şurası da anneler için mi aynı zamanda? Şimdi burası az önceki bahsettiğimiz kilitli olukların olduğu bölme. Hmm. Birazdan göstereceğim size onları. Evet. Burası kuzu mektebi mi? Yani kuzu. Kuzuların kuzular için. Evet. Evet. Tabii ilk defa bu kadar büyük kuzu mektebi görüyorum. Çok fazla kuzu olunca evet, mecbursun tabii bu kadar büyük bırakmaya. Bu karşıdaki gördüğünüz kilitli oluklarımız bunlar. Evet. Burada şöyle gidip görelim yakından. Bu oluklar içerisine yaklaşık olarak 25'er tane daha önceden kuzulamış, evet, 2 ayı ya da 2,5 ayı doldurmuş. Evet. Anaçları buraya getiriyoruz. Burada kilitliyoruz. Kilitledikten sonra bu ağılın içerisinde görmüş olduğunuz evet, bütün kuzular içerisinde aç olan, göğsü süt olmayan, zayıf olan hayvanları buraya getiriyoruz. Burada onları besliyoruz. Besliyorsunuz. Direkt olarak. Evet. Ve bu sayede o aç kuzuların da ölüm karnını doyuruyoruz. Fazla yaşamıyorsunuz evet, yani. Çok güzel. Çok çok güzel. Güzel bir metodoloji olmuş. Bence herkesin kullanması gereken bir metot. Yani evet, fazla sütü olan, tek yavrusu olan, yavrusu evet, ölmüş olan veya bu hayvanları buraya ayırıyorsunuz. Evet. Öksüz ya da iyi büyümeyen kuzuları da bu tarafa atıyorsunuz. Doğru. Çok güzel. Peki kuzu satışlarınız var mı? Şu anda dişi kuzu satışlarımız var. 3-4 aylık olanlar var, 7-8 aylık olanlar var. Aynı zamanda da damızlık, koç ve erkek kuzu satışımız var. Şu anda başladık. Dişi kuzu satışlarınızda merino landşaf satışınız var mı? Merino landşaf saf olarak satışı yok. Kırma olanlar var. Ama onlar da land, F1, F2, F3. Doğru, F2 karışık olanlar, merino land kanı olanlar. Zaten ben naçizane tavsiyem %100 saf merino landşaf birim fiyatının yüksek olmasından dolayı özellikle üreticilerimize kırma merino landşaf, melez dediğimiz merino landşafları alıp daha sonra merino landşaf koçuyla bunları koçlayıp safkan merino landları koçlayıp bu şekilde üretime devam etmeleri yönünde. Böylelikle evet, maliyetleri ciddi oranda düşürmüş olunuyor. Evet, yani maliyet dediğin gibi bu çok akıllı bir şey. Eminim ileride merino landşaf safkanları da vermeye başlayacaksınız ama şu anda erken herhalde. Şu anda nüfus sayı olarak şu anda 2000'lerdeyiz. Tahmin ediyorum bir 2 yıl sonra saf merino landşaflardan da vermeye başlayacağız. 5000 lira falan ulaştığı zaman mı o zaman? Bir 3500 damızlığa ulaştıktan sonra başlayacağız. Ama
nihai hedef herhalde bu 10 bin anaçın Merino Landşaf'a tamamen dönmesi. Doğru. Peki sizin kendi işte şeker mısır dediğimiz mısırın yapraklarını ve saplarını yeşil olarak yiyorlar. Mısırlar toplandıktan sonra böyle bir meranız var. Yaklaşık kaç ay bu merada koyunları besliyorsunuz? Bizim koyunlarımız Mart ve Nisan döneminde devlet merasında genellikle otlama yapılıyor. Daha sonra kendi arpa tarlalarımıza bir miktar katıyoruz. Arpayı biçmeden hani yeşil döneminde yeşil dönemindeyken, kardeşlenme dönemindeyken katıyoruz. Hemen arkasından sonra kendi meramızda otlatıyoruz mümkün olduğu mertebe. Daha sonra Temmuz'un 15'inde tarlalarda mısır biçimlerine başlıyoruz biz. Evet. Taze koçan hasatlarına başlıyoruz tatlı mısırların. Temmuz'un sonu itibariyle başlıyor. Kasım ayına kadar konservelik tatlı mısırların biçilmiş olan tarlalarda bu hayvanlar otluyor. Peki şöyle diyelim o zaman 12 ayın kaç ayı dışarıda geçiriyor? Yani yaklaşık otlayarak olarak 6 ay diyebiliriz. 7 ay diyebiliriz. 7 ay diyebiliriz. Evet. Yani ne zaman başlıyor? Mart ayında, Nisan ayında mı başlıyor? Mart ayında, Nisan ayında başlar. Kasım ayına kadar devam eder. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 8 aya kadar çıkıyor. 8 ay, evet. 8 aya çıkıyor. Yani oldukça maliyeti düşürücü bir unsur. Doğru, doğru. Yani dolayısıyla aynı zamanda o mısırı topladıktan sonra yani mısırın koçanını aldıktan sonraki kalan kısım da hayvana yetiyor. Doğru. Yani başka doğru. bir besleme yapıyor Yok, musunuz? Yok, hayır besleme yapmıyor. Sadece onun yeşil olarak yemesi yetiyor tamamen. Sadece yeşil yemesi yetiyor. O zaman siz kış ağırlıklı beslemeyi en fazla 4 ay yapıyorsunuz. 4 ay yapılıyor evet. Yıllık koyun başı maliyetiniz ne kadar aşağı yukarı yani besleme maliyeti? Bunu hesaplamamız çok zor. Çünkü özellikle Merino Landşaf daki masrafımızla diğer koyunlarla masrafımız hemen hemen aynı. Ama işletme her yıl büyümesinden dolayı ve her yıl kuzu fiyatları, damızlık fiyatları değişken olmasından dolayı yani net bir hesaplama şu anda işin açıkçası yapılamadı. Anladım. Ama şöyle genelde 3,5-4 lira tutuyor koyun başı günlük maliyeti. Evet. Ama siz bunu zaten maliyeti düşürüyorsunuz kendi ürünlerinizle ama aynı zamanda sadece 4 ay gibi bir dönem beslediğiniz için yani 4 lira olsa bile 4 lira olsa bile 100 günde 400 lira ediyor koyun başı maliyet. Evet. Buna hadi diğer etkenleri de koyarsak 500 lira gibi bir maliyete getiriyorsunuz. Yani bizim şimdi yani işletmede özellikle çalışan sayısı fazla. Az önce konuştuğumuz şekilde kuzu ölümlerimiz çok az. Biz işin ticari boyutundan çok bu hayvanların sağlığı konusunda gerçekten çok önem veriyoruz. Ve özellikle kuzulanma döneminde çiftliğe dışarıdan da diğer bizim tarım grubundan da oradan da insanlar geliyor çalışmaya. Bizim önceliğimiz kuzu ölüm oranını mümkünatı varsa %0 oranına indirmek. En öncelikli hedefimiz bu. Bazen o kadar çok masraflarımız oluyor ki annesinin kesime gitse belki daha ucuza mal olacak ama onunla alakalı veterinerlerimize söylüyoruz. Bunun özellikle eğer cerrahi bir operasyonu gerçekleşecekse maliyeti belki 3.000 lira, 4.000 lira tutacaksa onu da hiç düşünmeden vermek istiyoruz. Çünkü koyunculuk, biz şuna inanıyoruz, sadece para kazanma amacıyla koyunculuk yapacak olan işletmeler ya da şahıslar varsa kesinlikle yapmasın. Koyunculuk bir sevgi, koyunculukta bir tutku vardır. Eğer koyunculuğu sadece maddi anlamda ben koyundan şu kadar kağıt üzerinde para kazanayım, şu kadar kârım olsun, şu kadar yükseleyim düşüncesine bakarsanız o zaman baştan zaten 1-0 kaybedersiniz. Aynen. O yüzden
Ben özellikle şunu söyleyebilirim. Çocukluğum benim koyunların içerisinde geçti. Kuzuların içerisinde geçti. Ve koyunculukta en önemli unsur bunu istemek. Koyunculuğu gerçekten sevmek. İkinci planda maliyet hesapları yapılmalı. Az önce siz bana bir soru yönelttiniz. İşte kuzu başına, koyun başına günlük maliyetiniz nedir? Bizim yeri geliyor maliyetimiz 50 lira oluyor günlük. Yeri geliyor 0 oluyor. O yüzden biz genel itibariyle özellikle bu koyunculukta belki büyük başta maliyetler önemlidir ve kar zarar ilişkisi önemlidir. Ama bizim burada en önemli önceliğimiz şu, eğer biz koyunda ölüm oranlarını %1'lerin altına düşürebiliyorsak ve bir koyundan 10 yıl boyunca kuzu alabiliyorsak biz başarılıyız diyoruz. Aynı zamanda da bir koyun ağılı içerisinde ne kadar çok sessizlik varsa bu da koyun mutluluğunu o kadar gösteriyor. Refahını o kadar gösterir. Şu anda tam kuzulama döneminin bittiği dönemdeyiz. Nisan ayında özellikle hayvanların kırkıldığı dönemde Mera'da da çekim yapılırsa o zaman da çok daha iyi gözlemlenip bu koyunculuğu özellikle ülkemizde eksik olan kısmı ümit ediyoruz tamamlanacak. O zaman da gelip bir çekim yaparız inşallah. İnşallah. Peki şu o 12 yıl evvel aldığımız o koyunlardan var mı hiç? Tabii. Dostlar, o koyunları... Birazdan o 10 yaşındaki hala doğum yapan Merino Landşaf koyunlardan göreceğiz. Bize kahyamız onu gösterecek inşallah. Evet. Şimdi o onlardan bir tanesini yakalayacak. Ben gördüm bir tane sanki. Evet. Evet. Şu gördüğümüz bu koyun şu anda 10 ya da 11 yaşında. Merino Landşaf yurt dışından gelen bu Bulgaristan'dan gelen koyunumuz ve ne doğurdu bu sene bu? İkiz mi tek mi? Tek doğurdu. Şimdi Korkut eskiden sen bir de şey yapıyordun. Yılda bir kere doğum yaptırıyordun. Doğru. Onun için doğru. De senin koyunların yıpranmadı. Evet, evet. Yıpranmadıkları için de oldukça sağlıklı bir şekilde bugüne kadar geldi demek ki. O 400 taneden kaç tane kaldı dedin? Şimdi ilk geldiği yıldan bugüne kadar tahmin ediyorum bir 20-30 tane halen kuzulamaya devam ediyor. Ama genel olarak bizim çiftliğimizdeki koyunlar yaklaşık olarak minimum 7 yıl, 8 yıl çok rahat bir şekilde kuzu alabiliyoruz. Yavrusu mu bu onun? Yavrusu. Ha, maşallah, subhanallah. Tek doğurdu yavrusu. Dişi değil mi? Dişi, evet. Bunu hayatta vermezsin şimdi. Tabii ki. Bu diyorsun bizim şeylerimizi oluşturacak. Evet. Oldukça güzel bir program oldu. 10.000 başlık çiftlik ve 2.000 Merino Landşaf. Evet dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Bu program burada bitmeyecek. Bu çiftlikte çökeceğimiz çok güzel programlar olacak. Ama şimdilik bu programın sonuna geldik. Ben Korkut'a teşekkür ediyorum. Korkut Yetkin'e teşekkür ediyorum. Asya Koyunculuğa teşekkür ediyorum. Buradan babaya da selamlarımızı iletiyoruz. Dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.